Güle güle. Şurada vazgeçti. Onun vatanı sendin Seyit. O bugün vatanını terk etti. Asıl hayatı şimdi başlıyor. Güzel bir hayat olmasın. Yürekten diliyorum. Sana arabana kadar eşlik edeyim. Alo Sokorov. Hayır, hayır. Neden evlenmediğini merak etmiyor musun? Çünkü büyük bir hata yaptığını farkındaydı. Sana sadece şunu söyleyeyim Seyit Eminov. Şura giderken bile seni koruyordu. Senin onu sevdiğinden daha çok sevdi seni. Hoşça kal Dina. Senin için yolun sonu geldi Aliye. İşte bunun için görmeni istemedim. İşte bu yüzden. Şura gelinliğiyle bırakıldığı gün seni terk etti Seyit. Aman Tanrım. Thank you.
gecedir aynı rüyayı görüyorum. Sen de biniyorsun o gemiye. Uğurlamaya gidiyorsun, uğurlanan oluyorsun. Aklına ne geldi de şeytan kovuyorsun? Hiç, hiçbir şey. Bak çocuk da sıkıldı. Bir masal anlatsana Mürvet ablası. Yok yok, bugün istemiyorum. Ay çok şükür bulgurlar bitti. Vallahi şeker gibi mal bu seferki. Kapanın elinde kalacak. Kara kara ne düşünüyorsun hala? O gemi şimdi çoktan gitmiştir. Kim bilir nerede? Şura gitti artık. Bir oh çeksene. Durduk yere ne anlıyorsun şimdi o kadının adını yine? Kızım sen insanın yüreğine azap vermekle mi vazifelisin şu hayatta? Şura gitti, onu düşünüyor belli. Ben söyleyince mi kabahat oluyor? De bir rahatlasın, kocasıyla rahat. Ayşe! Bana bak Ayşe, ağzının ayarını bil. Yoksa senin hakkından gelmesini bilirim. Sen ne bakıyorsun? Eskiden şurayı didikliyordun. Şimdi sıra Murka'da mı? Sen bir sussana bilmiş velet. Hem Murka'ymış. Hangi ara Murka'cı oldun sen? Ayşe'ci olacak değildim ya. Ya canım Murvet. Güzel yavrum. O inci gibi gözyaşların niye akıyor gene? Dönme öyle yüzünü bana. Anlat bakayım, neye dertlendin? Ayşe'nin laflarınaysa merak etme, konuşacağım ben onu. Anne Seyit o kadını uğurlamaya gitti. Ben söyledim gitmesin. Ben söyledim ona ama ne diyor diye. Hiçbir şey demedi. Gitti mi gitmedi mi de onu da bilmiyorum. Onu gördüğünden beri ağzından bir laf çıkmadı zaten. Ne? Ne diyorsun sen Mürvet? Bir de gördü o kadın öyle mi? Ben o gün çamaşırhanedeyken oraya geldi. Veda etmek için gelmiş. Hay gözü kör olmayasıca. Ya Rabbim sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Kızım baştan niye anlatmıyorsun sen bunları bana? Ya böyle kızarsın diye. Ortalığı ayağa kaldırırsın diye. Kaldırırım tabii. Yüzsüze bak sen ya. Nesse bir geniş insanlarmış bunlar böyle. Biz kimlere açmışız kapımızı böyle ya? Evli kadın utanmadan kalkıp kapısına gidiyor. Bu utanmaz da onu uğurlamaya gidiyor öyle mi? Evlenmemiş ki o adamla. Ben o gün çamaşırhanede olmasaydım belki başka şeyler söyleyecekti. Belki gel benimle diyecekti. Anne rüyasını gördüm. Ya ona uyup gittiyse? Ya Seyit beni bıraktıysa? Şşş! Ağlama bakayım. Nereye gidiyormuş? Bacaklarını kırarım vallahi onu. Gözlerini oyarım. Kolay mı bir şöyle çekip gitmek? Dağ gibi annem var senin burada. Hiç merak etme. Siz şöyle masamızı alın. Buraya oturacağım. Tabii, nasıl isterseniz. İyi günler.
Celil Bey niye çıktınız? Otele kadar gidip geleceğim. Şimdi yardım eder misin şu ceketi giyeyim? Celil Bey bakın Seyit Bey sıkı sıkı tembih etti. Sakın çıkmasın dedi. Anlaşıldı. Dediklerini yapmazsak vay halimize. Anlaşıldı anlaşıldı senden hayır yok. Celil Bey. Sağ ol. Yine yaranız açılacak ama daha iyileşmediniz ki. Tamam tamam yeter. O kadar çok konuştun ki yaramdan çok başım ağrıdı. Kolay gelsin. Yeter artık ya yeter be. Daha ne bulacaksınız? Daha ne arıyorsunuz? Düşün yakamızdan artık ya. Gene ne istiyor bunlar? Celil oğlum sen ne işin var burada? İyiyim ben iyiyim. Ne oldu? Aman oğlum sorma ya. Ayla bitti. Şimdi petrolün peşindeler galiba. Geldiler eşyalarını arıyorlar. Ne arıyorsunuz diye sordum anlamıyorlar galiba. Bir şey de söylemiyorlar. Allah pamuğu gibi dağıttılar her tarafı. Didik didik ettiler. Ne arıyorlarsa artık anlamadım işte. Celil. Aa niye ayaklandın oğlum sen? Daha iyileşmedin mi? İyiyim. Tam da. Otelin yeni sahibi geldi, ona oteli gezdiriyordum. Adamcağız da bin pişman oldu tabii burayı satın aldığına. Şimdi o da Petro'nun peşinde, Petro'yu arıyor. Yahya da yok zaten. O olsaydı bu kadar kuduramazlardı. Yahya Bey nerede? Ankara'dan aradılar. O da hazırlanıp gitti. Şeytan diyor. Al eline bombayı. İsterseniz içeri geçelim. Hem ben size bir kahve yapayım. He? İyi hadi. Ya, kapıya nöbetçi falan da bırakmamışlar yani. Oğlum gördün işte. Her tarafı didik didik ettiler. Herhalde bir haber geldi ki apar topar onlar da gitti. İşte ne bileyim anlamadım ki. Aliye yakalamış olmasınlar. Bu benim hiç aklıma gelmedi. Aman Allah korusun. Allah korusun. Ben konsolosluğa gidip karakoldan bilgi alabilecek birilerini bulmaya çalışayım. Hayır. Yani yaranız kanar görürlerse sizi de içeri alırlar. Gitmeseniz olmaz mı? Merak etmeyin dikkat ederim. Celil oğlum bir de seni merak edeceğiz şimdi. Bir şey olmaz merak etmeyin. Siz otelden ayrılmayın. Petro uğrarsa mutlaka beni beklesin. Aman oğlum dikkatli ol. Aliye'nin durumu şu an daha önemli. Yan taraftan görünmeden giderim ben. Oğlum yapma bak çamaşırhaneyi boşuna basmadılar ya. Oğlum gitme bırakmam seni. Bu öfkeyle seni yakalayacak olurlarsa maazallah. Dikkatli olurum merak etmeyin. Celil Bey lütfen. Hiçbir yere gitmiyorsunuz lütfen otele girin. Celil. Saklamayın yoksa siz de hapse girersiniz. Günlerdir uğramadı. Biz de merak ediyoruz. Gördünüz baktınız işte yukarıda kimse yok. Ama burada birinin yaşadığı belli. Yalan söyleme. Biz yaşıyoruz. Eskiden o kalırdı ama artık biz kullanıyoruz yukarıyı. Kızım bizim otelin çarşafları hazır mı acaba? Hazır hemen getireyim. İzninizle. Sen Seyit Eminof'u gördün mü son zamanlarda? Yok, görmedim. Sağ olasın, teşekkür ederim. Şimdi Seyit'in peşindeler. O zaman Ali'yi kesin yakaladılar. Yoksa aynı anda Seyit'le Petro'nun peşine düşmezlerdi.
Tamam. Dur burada. Sür şuraya. Nereye götürüyorsunuz beni haydutlar? Kes sesini. Dur. İndir şunu. Aşağılık herifler, pislikler. Hepinizi geberteceğim, hepinizi. Seni de kandırdı değil mi? Yüzbaşı Billy gibi seni de satın aldı. Bağla şunun ağzını, iyilikte yaramıyor. Bindir. Bırak. Bu işi de hallettiğine göre mücevherlerle aranda küçük bir engel kaldı. Benim ülkeden güvenli bir şekilde ayrılmamı sağlarsan... yakında yeni servetine kavuşacaksın. Ha bu arada... size verdiğim Eminönü adresinde kimi neyi arayacağınızı tekrar söylememe gerek yok herhalde. Yüzbaşı Billy'nin katiline kim yataklık ettiyse... karakolu da o bastı. Bunu anlamak için dahi olmaya gerek yok. Seyit Eminof'un evi şu sıralar ya basıldı ya basılıyor. Hayırdır inşallah. Bu da kim böyle? Kim o? Allah'ım sen koru bizi yarabbim. Kim o? Bizi Zemine abla, aç kapıyı. Bakın ne oluyor? Konuşacak zaman değil. Toparlanın, hemen gidiyoruz. Oğlum ne oluyor? Söylesene. Anne, İngilizler geliyor. Baskın var. Nöbetçiler haber verdi. Çabuk olun hadi. Baskın yapacaklar Emine abla. Baskın. Kızlar çarşafları getirin hemen. Nereye gidiyoruz? Pera'ya mı? Yine birlikteyiz sevgilim. Gemi gitti. Neyin medası? Gemi gitti diyorum. Neyin medası? Efendim? Elindekilerin kıymeti neydi? Yine bekleriz. Sağ ol. Nereden nereye? Görüyor musun?
O gözlerin bana daha önce nasıl baktığını bilmesem nefretinden ürkebilirdim. Sen aşağılık bir insansın. Herkes hayatta kalmak için elini kirletir. Yaptığın kötülüklerin hiçbir açıklaması yok. Boşuna kendini kandırma. Hiçbir şey bildiğin yok. Seyit'in ailesini hayatta kalmak için mi katlettin? Peki ya kardeşini? En yakın arkadaşınızı? Onları da mı bu yüzden acımadan öldürdün? Seyit'e sadakatleri, etrafındakilerin eceli oldu. Senin ne olacak? Halbuki yatağımda güvendeydim. Hiçbir kötülük cezasız kalmaz. Senin de cezanı Seyit verecek. Ömrü yeterse. Veda etmedik mi? Gözümle görmedin mi o geminin limandan ayrıldığını? Peki bu içimde demirlemiş gemi neyin nesi? Niye her an karşıma çıkacakmışsın gibi? Gözlerim yollarda. Niye hala uğurlayamadım o gemiyi? Seyit, Seyit. Abi ne oluyor? Bu taraftan dön. Dön bu taraftan. Ne yapıyorsun? Ne oluyor? İngilizler. Evi bastılar. Nasıl? Sabri, Mürvet? Merak etme. İkisi de güvende. Düştük mü yine pera çukuruna? Ah Emine. Aptal Emine. Yemin etmişmiş de. Bir daha da hayatta peraya adı batmazmış da. Ya al. İşte büyük lokma ye, büyük laf söyleme. Böyle yutarsın işte laflarını. Emine Hanım, şu salçayı verecek mi bana? Uzanamadım da. Meselesiz, dertsiz bir günü geçmez miymiş insanın? Sağ ol. Biz de Seyit Efendi ile etrafındakilerin derdine düştük. Hayır, milli mücadeleye bu kadar emek sarf edilmedi ya. Ben... Nereden evet dedim de güzelim kızımı verdim ben bu adama. Bilmem ki. Bırakmayacaktık. Kolundan tutacaktık, bırakmayacaktık. İyi düşün kızım. İyi düşün ki iyi olsun. Merak etme. Şimdi kim bilir nerede Celil Bey? Seyit de yok. Hangi birine endişelenmeyeyim? Merak etme kızım. Bizim kahramanlarımıza hiçbir şey olmaz. Allah bilir belki de şimdi onlar beraberdir. Allah'ım inşallah. Şimdi yoldan döndüm diyemem ki. Neden döndün diye sorarlar adama. Şu eşyaların dili olsa da anlatsa. Ne hikayeler yaşandı. Ne fırtınalar koptu bu çatı altında. Kahkahalarla çınladı bu duvarlar. Sel gibi gözyaşları döküldü bu yastıklara. Gelip uzansana. Gel bak, bizim yattığımız taş döşeklere benzemiyor, yumuşacık. Ne oldu? Celil Bey geldi. Yanında bir kadın var. Kimle? Bismillahirrahmanirrahim. Hayırdır inşallah. Misafirimiz var. Tina, iyi misin? İyiyim de biraz sinirlerim bozuk. Geçin içeri kızım, kalmayın dışarıda. Petro'nun evini de yağmalamışlar. Haydutlar yine gelip beni evden attılar. Sonra da bir subay yerleşti eve. Üzülme kızım, burası da senin evin sayılır. Geçmiş olsun Tina.
Hadi siz isterseniz yukarıya çıkın, odanıza rahat edin. Gel kızım. Ali dayı, ben hallederim. Hem bizim odada kalırız. Yok, ben size rahatsızlık vermek istemem. Olur mu öyle şey kızım? Hadi geç odana, dinlen. Çık yukarıya odana. Sağ olasın. Tina Seyit'in karısıyla kaynanasından uzak tutun ki bir maraza çıkmasın. Onlar da mı burada? Ne olmuş yani buradalarsa? Allah Allah, şimdi çok daha önemli meselelerimiz var. Kızım hadi siz çıkın yukarıya. Güzde hadi. Hayır hayır. Ben huzursuzluk vermek istemem. Gidip başka bir yerde kalayım. Olur mu öyle şey canım? Hadi. Hadi Allah rahatlık versin herkese. Allah rahatlık versin. Tanıştırayım. Seyit'in eşi Mürvet. Annesi Emine Hanım. Hanım kızımız da Tina. Şura'nın ablasıyım. Subhanallah. Memnun oldum. Allah kavuştursun. Teşekkür ederim. Hadi kızım siz çıkın odanıza yerleşin. Hadi. Tabii tabii. İleride askerler var, atla. Yavaşla sağa dön. Hey sen, dur. İçeri bak. Kimse yok. Nereye gidiyorsun? Evime. Yoldan kimse bindi mi arabana? Hayır. Tamam, gidebilirsin. Ben 12 sene sonra kavuştuğum kızım gözümden sakınırken şu düştüğümüz durumlara bak. Biz melanetten kaçmaya çalıştıkça o üstümüze geliyor. Allah'ım Allah'ım, sen sonumuzu hayret ya Rabbim. Anne. Çok yoruldun sen artık, hadi yat. Uyumak ne mümkün Mürvet bunca şeyin ortasında. Vallahi bunca şeyin ortasında benim umurumda olan tek şey Seyit anneciğim. Şura'ymış, ablasıymış. Aklıma bile gelmiyor. Sağ salim karşımda görsem. Hayırlısı inşallah. Kurt Seyit geldi mi? Yok, gelmedi. Ben uyandıracağım seni gelince. Hadi yatın siz. Ben beklerim. Annem, ne olur üzme beni. Peki. Annesinin bir tanesi. Yatalım da uyuyalım bakalım, uyuyabilirsek. Vallahi iki defa sordurdum. İkincisinde sefarethanedeki arkadaşım en üst rütbeli subaya kadar gitti. Ama yok, yani yakalanmamış. Ya Petr da zaten oteli sattıktan sonra ortadan kayboldu. Kimse nereye gittiğini falan bilmiyor. Şuran aşk acısıyla kendini çöllere atmadı ya. Yani bak onu da arıyorlarmış şimdi. Alya da bulunmamış. Ay Ayşe, ne diyeceksen de şiştim zaten. Ya Petro ile Alya'nın arasında hep karışık bir şeyler vardı. Bu işin içinde başka bir şey var. Hah, yazıyorum buraya. Bunu size hala gün. Ne? Alya, ben sizin evden dönerken Petro'ya vereyim diye bana bir mektup vermişti. Bir dakika, Petro size gelmeden önce mi verdi, sonra mı? Hah, bak işte. Ne? Petro size mi geldi? Evet. Evet. Seyit de bayağı sinirlendi. Ayşe haklı galiba. Benim niye haberim yok Ayşe? Ne bileyim. Mektupta ne yazıyordu? Ne bileyim ben işte o... Çekildi bir odaya, tek başına okudu. Alya da sıkı sıkı tembih etmişti zaten. Tek başına okusun, tek başına ver diye. Okuduktan sonra bir şey söylemedi mi? Ne bileyim ben işte, güya teşekkür mektubuymuş. Ayrıca bu zor zamanlarda yardımcı olabilirsem çok sevineceğini söylüyor. Hakikaten yardımcı olacak mısınız? Elbette. Elimden bir şey gelirse tabii yaparım. Bana bak,
Bunlar Petro ile birlikte kaçmış olmasınlar hakikaten. Günahları boyunlarına. Tina daha iyi bilir aileyle. Siz yarın bir yoklarsınız. Benle konuşmaz o. Hakikaten ya. Niye öyle kötü kötü bakıyor kız sana? Ben doğruları söylediğim için kardeşi de pek sevmezdi beni. Yani o da ablası işte. Tövbeler tövbesi yarabbim. Tövbe tövbe. Size de yük oldum. Ne münasebet canım. Sen bize Şura'nın emanetisin. Size veda bile etmeden giden Şura'nın. Olsun canı sağ olsun. Öyle olması gerekiyormuş demek ki. Sadece bir şey merak ediyorum. Şura Petro ile evlenmekten aniden neden vazgeçti? Seyit yüzünden tartıştılar. Petro ile yüz yüze bile gelmediler. O da mı bilmiyor vazgeçtiğini? Petro kimsenin karşısına çıkamayacak kadar yaptıklarının farkındaydı. Şura'nın Seyit'e olan aşkı Petro'nun kurtuluşu oldu. Hiçbir şey anlamadım. Petro'nun fayası ortaya çıktı diyelim. Nasıl yani? Yüzde daha fazla soru sormasam olur mu? Şura giderken yeterince yük bıraktı zaten sırtımda. Daha fazla durumu zorlaştırma lütfen. Peki. Şura'ya mektubu verdin, ne oldu? Onu terk edip başkasıyla evlenmesine rağmen Seyit'ine kıyamadı. Şura'nın fikrini değiştirmeyeceğini ne biliyorsun? Şura attı adımdan geri dönmez. Peki mektubun nereye saklandığını nereden biliyorsun? Artık bu yalana inanmamıştı. Mektup Şura ile birlikte gitti. Seyit'i riske atmaz. Öyle mi diyorsun? Peki ya Tina? Ya Şura ona her şeyi anlattıysa? Senin derdin adaletin yerini bulması falan değil. Şura'nın beni terk etmesi sana yeterli. Hepsini beni deli gibi kıskandığın için yaptın değil mi? Zavallı Aliye. Hayatını ortaya atmaya değdi mi? Gerçekleri değiştirmeye yetti mi? Sen hala benim yatağımdan geçip giden herhangi bir kadınsın. Aşık olduğun adamın gözünde ufak bir böcekten farkın yok. Bunu sen daha iyi bilirsin. Şura'nın kalbini kazanmak için dilendin durdun. Ama hiçbir faydası olmadı. Şimdi de senin alçak bir katil olduğunu biliyor. Şura senin nasıl bir hain olduğunu asla unutmayacak. Kes sesini. Yoksa gebertirim. Şimdi niye öldürmüyorsun beni? Niye öldürmüyorsun? Zamanı gelecek. Ben senin çıkış biletinim öyle değil mi? Kapa çeneni. Bana mecbursun. Çünkü sadece para yavere yetmedi. O paraları amirlerinin gözünün içine baka baka harcayabilmeleri için bana ihtiyacı var. Yüzbaşı Bin'in katilini yakalayıp prestij kazanması lazım. Sizin aranızdaki pazarlıkta ben de varım. O yüzden beni öldüremezsin. Eninde sonunda öleceksin. Sen de kurtulamayacaksın. Seyit Ergeç cezanı verecek. Seyit belki şimdiye kadar çoktan öldürülmüştür. Hayatın boyunca her tıkırtıdan böyle korkacaksın. Sırtın duvara yaslamadan yaşayamayacaksın bile. Seyit nefes aldığı sürece ömrünün sonuna kadar Azrail'ini bekleyeceksin. Sabrımı zorlama! Kaldır ellerini.
Elimi kaldırdığım zaman dengem bozuluyor. Kimliğini ver. Tek seferde söyleneni anlamıyor musun? Kimliğini ver diyorum. Elimi indirirsem bir bakacağım. Komutanım nasılsınız? Kimlik yok. Evin nerede? Evim şurada. Buradan diyorsun asilerde. Bunu beni Aksak Agopun'daki sağlamı fena çarpıyor. Ben şimdi bir de eve gideceğim buradan. Hanım dır 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 dır. Ben diyorum rakı çarpmıyor beni. Onun rakısı çarpıyor diyor. Anlatamıyorum derdi. Çok konuşma, ismin ne? İsmim Ahmet. Ahmet. Ne oluyor? Yakalayın. Dur kanka. Kaçıyor. Gel yat şuraya Mürvet, üşüyeceksin. Yok, üşümüyorum. Sen bakınca hemen gelmeyecek nasılsa. Olsun. Oğlum yat işte burada, benim odamda, burada güvendesin. Ne yapacaksın çamaşırhanede? Yok, ben gideyim. Nöbet tutacağım bu akşam. Nöbetinizi burada tutun. Hah, yaşa be kızım. Nöbetini burada tutarsan bizim içimiz de rahat eder. Ya zaten aklımız Seyit de, Ayla da, bir de senden... Yok, ben gideyim. Niye bu kadar ısrar ediyorsun gitmekte anlamıyorum. Hem Seyit'i yakalamak için her an basabilirler çamaşırhaneyi. Yok, daha ilişmezler artık. Beni merak etmeyin. Bir şey olmaz bana. İyi peki, ne yapayım, ne diyeyim yani. Sen bilirsin, bildiğin gibi yap. Tamam, iyi geceler. Ama bak, dikkatli ol, tamam mı? Su uyur, bu itler uyumaz. Bunlar ne yapar eder, bir kalleşlik düşünürler gene. Dikkatli ol, tamam mı? Tamam. Dikkatli tamam. Ol. Merak etmeyin. Tamam. İyi geceler. Hadi. İyi geceler. Hadi kızım, biz de yatalım. Hava soğudu zaten. Korktum ki. Öldüm öldüm, dirildim, çok korktum. Ben de sizi bulamayınca çok korktum. Öyle apar topar çıktık, bilsen. Ali'yi sakladığımız için herhalde. Öğreneceğiz. Hiç uyumamışsın. Bakıyorum sen de mışıl mışıl uyumuşsun. Hiç kocası zorda olan bir eşin yapacağı şey midir bu? Narına kadar penceredeydim. Annem zorla kaldırdı.
Sonra da uyuyakalmışım. Gittin mi? İyi bari. Konuşsaydınız. İyi yolculuklar temenni ettim kendisine. O da bana çok teşekkür etti. Böyle karşılıklı birbirimize iyi dileklerde bulunduk. Vazifelerimizi yerine getirdik. Bu kadar mı? İyi. Acıkmışsındır. Ben hem bir şeyler hazırlayayım. Bir de oradan çıkarken senin de birkaç parça eşyanı koydum bohçaya. Sen hamamdayken ben onları hallederim. Artık refah içinde uyuyabilirsin. Bugün dışarı çıkmak yok. Dışarıya adım bile attırmayacağım sana. Öyle diz dize oturacağız. Mecburen. İçinde. Sence ben kendimi güvende hissedebiliyor muyum? İmkansız. Mümkün değil ki. Bana ne olursa olsun güvenmeni isterdim. Evet. Bunu ben de çok isterdim. Versin! Sen! Seyit. Kim o? Gelebilir miyim? Ne oldu? Beni de yıkayacakmışsın. Öyle söylediler. Gel. Getirin. Gel. Bir nazamiye dedim ben tek yıkarım. Yok temiz olmazmış. İlla Seyit abim yıkasın diye tutuyordum. Allah Allah. İşe gelince koca adamsın. Yıkanmaya gelince çocuk. Hadi söyleyelim bakalım. Sıcak mı? Yok değil. Nerenin kaymağı? Bizim bu aşağı sokaktaki sütçünün kaymağı. Arada bir gidip alıyoruz. Temiz yapıyor mu bari? Yok Emine Hanım. Nerede? Biz sizin oralarda her şeyin temizi güzeli. Bak şimdi. Ben ondan mı dedim ilahi? İyi soframıza oturuyorsun. Aa. Aldın lafı nereye getirdin bak şimdi pes. Şöyle. Koy kızım koy. Günaydın. 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 Yine ortalıkta gezmeye başlamışlar. Hadi. Sen görünmedin inşallah. Yok yok görünmeden geldim. Seyit'ten haber var mı? Var sabaha karşı geldim. İyi. Oturun siz ben hem bir çay koyayım kahvaltı edin. Yok oturmasın. Yani Seyit aranıyor Sabri aranıyor. Celil desen bir yarısının kanamasına bakar. Vallahi fark ederlerse alıverirler içeri. Yani ortalıkta görünmenin vakti değil. Haklısınız. Doğru vallahi. Sen çık istersen ben üçünüze yiyecek bir şeyler getiririm. Çok sağ ol. Seyit hamamda. Sabri'yi şimdi yanına bıraktım. Yıkanıyorlar.
Eskiden hep kızlar yıkardı beni. Ayşe ile Güzide. Çabuk çabuk bulaşık yıkar gibi. İnsanı konuşturmazlardı bile. Sen misin onları beğen be? Artık bir nazanla yıkıyor. Bazen de Ali dayı. Ali dayının bir kesele işi vardı. Burak Kiri deriyi sökecekti neredeyse. Binnaz anne desem faşlıyor. Kaynar suyu faş diye döküyor. Köpükle de oynatmıyor. Sen de kimseden memnun değilsin kurçuk. Nasıl olacak? Babam çok güzel yıkardı mesela. Küçükken bile koca adammışım gibi karşısına oturtururdu. Ne sıcak ne soğuk olurdu. Paşa çayı gibi. Gözüm yanmasın diye sabun sürerken elini böyle koyardı. Hiç yanmazdı. Köpükle oynardık. Suda kağıttan gemi bile yüzdürürdük. Sen bir gemiye tav olacaksan biz de yüzdürürüz. Ama sen babam değilsin. Kabul edersen olurum. Nasıl olacak ki? Benim ismim ne? Kurt Seyit. Seninki de Kurtçuk değil mi? Evet. Tamam işte Kurt Seyit'in oğlu Kurtçuk. Kurt Seyit'in oğlu Kurtçuk. Seyit'in olanlardan haberi var mı? Yok. Onu hiç görmedik. Mürvet de bir şey söylememiş. Eve baskının sebebini de Alya diye düşünüyordur. Petron gittiğinden de habersiz. Gelin, gelin. İngilizler baskına geliyor. Çabuk saklanın. Seyran haberi. Mürve, hadi git de çağır kocanı sofraya. Ne oluyor be? Ne oluyor? Ne oluyor orada? Ayşe hemen çık dışarı. Kes sesini, baskın var. Ne oluyor? Her gün her gün asker misiniz, haydut musunuz? Her gün ön kapıdan geliyordum. Kez buradan gireyim dedim. İyi alt et. İndirin şu silahları canım. Bizim tehlikeli bir halimiz mi var? Seyit Eminof'u arıyoruz. Alyanızı arıyoruz. Kaçak Sabri'yi arıyoruz. Nerede arıyorsunuz? Burada mı? Gel. Gel bak şu kazanın içindedir belki. Gel. Gel bak. Ana yok burada. Gel. Belki buradadır. Gel bak. Bakın. Yukarıda müşterilerden başka kimse yok. Öyle aklınıza estiği gibi araba yapamazsınız. Tamam mı? Çekil şurada. Siz ikiniz yukarı. Siz giriniz içeri bakın. Bakamadı fare deliği bile kalmayacak. Ayşe hemen çık dışarı. Kes sesini. Sen içeriye bak. Sen yukarıya. Tamam bu defa adam gibi arayın. Dağıtmayın etrafı. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz? Ne arıyorsunuz? Müşterileri aciz taciz ettiniz ya. İflas mı ettireceksiniz bizi? Daha dün aradınız. Hop 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 hop. Ay ne oluyor be? Hamam burası. Karım içeride giremezsin. Ne oluyor burada? Tamam bırak. Yukarı gidiyoruz. Senin anan baban yok mu? Çoluğun çocuğun yok mu? Ayıp değil mi ya bu kadar insana zulmediyorsun? Haydut musunuz siz be? Ne yapıyorsun Emine Hanım? İyice sinirlendiriyorsun adamı. Zaten bir çareyiz. Ne oluyor? Hamammış üstü eminim. Karım var diyor içeride. Ne malum içeride birilerinin saklanmadığı? Ya içerisi kalabalıksa? Hakkı kim onlar? İçeriye bırakma. Bana bak Teğmen. İçerideki benim helalim. Gözünün ucu helalime değecek olsun. Öldürürüm seni. Seni de öldürürüm, kendimi de öldürürüm. Odalara bakın. Boşaltın burayı önce. Karım bir çıksın, sonra nereye istiyorsanız ararsınız. Yazıklar olsun size be.
Ne biçim askersiniz siz? Ha? Bizi düşürdüğünüz şu durumlara bakın. Yazıklar olsun. İşgalin de bir edebi, bir ahlakı vardır. Namahreme göz dikmek olur mu? Siz şeytansınız. Pisliksiniz, şeytansınız. Vur hadi. Vur beni. Zaten ancak size bu yakışır. Vursana! Yukarı bakın! Güvenli diye geldik buraya. Aklına gelen baskın yapıyor. Bunu atlattık. Allah beterinden korusun. Ayşe abla yine kurtardı bizi değil mi Seyit abi? Ya Allah razı olsun diyeceğin yerde gülüyorsun bir de. Ben olmasaydım hepinizi bohçalayıp götürmüşlerdi şimdi. Kaç kere Allah razı olsun dedim ya. Bak yine diyorum. Allah razı olsun. Akıllıdır benim karım. Maşallahınız var karı koca. Seyit çok yoruldum. Biraz da abin devam etsin. Tamam geliyorum. Seyit abi hakikaten ver ben devam edeyim. Geliyorum Hakkı. Seyit de yorgun argın. Uykusuz hala. Gece onca yol yürümüş. Üstüne bir de bu. Hiç kıyamaz kocasına. Kim o? Bir ihtiyacınız var mı diye soracaktım. Hiç dışarı çıkmadınız da. Yok. Bir ihtiyacım yok. Teşekkür ederim. Peki beyim. Kale kapısı gibi oldu he. Elinize sağlık. Bir süre daha rahat ederiz ama yakamızı bırakmayacaklardır. Tekrar gelecekler. Aliye'yi saklıyorsun diye seni arıyorlar. Mesele göründüğünden daha karışık belli ki. Şu anda bizim düşünmemiz gereken tek şey... Aliye'yi Anadolu'ya götürüp güvenli bir yere yerleştirmek. Onu Petro'nun yanında bulursun. Ortalıkta görünmediklerine göre birlikte kaçmışlardır. Hayır, birlikte kaçamazlar. Sebep? Kaçamazlar. Çünkü böyle bir ihtimal yok. Ne biliyorsun sen? Anlat. Petro ile Alya'nın ilişkisi var. Hayır. Var ki şurada bırakmış işte. Onu mu öğrendi yoksa? Tina. Tina. Ne saklıyorsun? Kimi savunuyorsun? Şu anda susmanın zamanı değil. Herkesin canı tehlikede burada. Eğer Alya Petro ile gittiyse... Alya kendi rızasıyla gitmiş olamaz. Çünkü Petro'nun hain olduğunu biliyor. Petro'nun yüzbaşı Billy ile ortaklık yaptığını herkes biliyor. Eğer hainlikten kastın buysa. Hayır. Petro bizi arkamızdan vurmuş Zeyd. Başından beri hainmiş. Kolum çok acıyor. Kırıldı galiba. Kaçmaya mı çalıştın? Ne olur yardım et bana. Yalvarırım yardım et. Ne bekliyordun ki? Canım çok yanıyor. Yalvarırım yardım et. Yine bana ihanet mi edecektin? Öldürecek miydin yoksa beni ha? Demek ki mezarın ilk talihlisi sen olacaksın. Bir an önce öldür o zaman beni. Bitsin artık bu işkence. Dayanamıyorum. Yalvarırım. Öldür beni. Ah!
Gerçekten bu sonu hak ettin. Buradan kurtulman artık mümkün değil. Üzgünüm. Sıranı bekleyemedin sevgilim. Arkadaşınız gibi hep yanınızdaydı ama aslında öbür taraf için çalışıyormuş, öyle mi? Ya işte baronesi de o öldürdü diyor ya. Sana bir mektup yazdım. Bütün gerçekler içinde yazıyor. Bana bir şey olursa eline geçecek. Ne söyleyeceksen şimdi söyle, geveleme. Benimle oyun oynama, ne mektubu? Seyit, bütün gerçekler o mektupta yazılı. Sakın bunu unutma. Sakın Seyit. İşe başından beri haklıymış demek ki. Osman! Vişa! Vişa! Vişa, Osman'ı vurdu Seyit! Vişa! Seyit! Yapma. Seyit. Petros şurayı şehir dışında bir yere götürmüş. Deniz kıyısı mı neymiş ama Tina da tam olarak yerini bilmiyor. İşte ancak Şura'nın anlattığı kadar diyor. Belki de yakalanmıştır Seyit. Baksana Ali rıhtımdaymış. Hayır, yakalanmadı. İzleniyor. İstanbul'dan kaçmak için fırsat kolluyor. Belki de içeriden birini satın almıştır ya. Bili'yi öldürdükten sonra kendine daha az tehlikeli bir ortak bulmuştur. Çok acil buluşmamız lazım. Sayfiye'de. Telgrafı alır almaz yola çıkın. Hiç zaman yok. Petro Borinski. Ne var, ne bekliyorsun? Cevabınız varsa ivedilikle ileteyim diye efendim. Hayır, gidebilirsin.
Efendim? Ne diyordun sen bana? Acı çekerek öleceksin Petro. Şimdi sen acı çekiyorsun. Yazık sana. Yarın akşam yaver geldiğinde belki de çoktan ölmüş olacaksın. Ama senin ölüm bile benim işimi görür. Eğer bu dünyada adalet varsa Petro, senin öldüğünü görmeden ölmeyeceğim. Dua et. Belki Seyit'in ruhu kurtarır seni. Mürvet, eğer Güzide'ye bakıyorsan yukarıda değil. Ya, öyle mi? Vaktin varsa biraz konuşalım mı? Allah'ım sen büyüksün, koruyorum. Üzülmekte haklısın. Artık sağlam bile değil. Yarası var. Yahya abi de yok. Rahat rahat üzülüp ağlayabilirsin. Ama bence kendini alıştır. Yakında Celil'i hiç göremeyeceksin nasılsa. Ankara'ya gidince ondan ne bir ses ne bir haber. Ömrünün sonuna kadar görmeyeceksin onu. Ağlaya ağlaya geçecek ömrün. Geçmiş olsun. Yeter be! Ne oluyor be? Ayşe. Eğer ağzını kapalı tutmazsan yaptığın bütün pislikleri herkese anlatırım. Benim kocam sana inanmaz ki. Kaynanan inanır. Benim sinirlerimi bozma Ayşe. Bu kadar söylüyorum. Fotoğrafı ortaya çıkardığım için bana kızgın mısın? Yok. Sadece Seyit için endişeliyim. Ben aslında bugün kardeşime verdiğim sözü de tutamadım. Böyle olmasını istememişti. İnanmıyorsun bana. Siz benim yerimde olsanız ne düşünürdünüz? Ben burada en mutlu günümde kardeşinizin gölgesiyle yüzleştim. O size değil. Aşkına son noktayı koymaya gelmişti. Eğer Seyit sizden koparmak isteseydi, o gün çamaşır halinde verirdi o mektubu. Ben orada olmasaydım belki de verecekti. Hayır. O sizin düzeninizi bozmak istemedi. Seyit'in hayatını değiştirmek istemedi. Seyit onun kalbiydi. Eğer o hançeri Seyit'e saplasa ilk kendi ölürdü. Şura çekip gitti. Çünkü Seyit'in hayatında artık asla yer alamayacağını biliyordu. Ama giderken bile Seyit'in üzerinde unutulmaz bir iz bıraktı. Öyle bir iz ki benim asla silemeyeceğim. Belki de silmen gerekmiyordur. Siz sevdiği adam için aynı endişeleri, aynı kalp çarpıntılarını yaşayan iki kadınsınız. Şura gözünde savaşman gereken bir hayalet olmasın Mürvet. Geçmişi değiştiremezsin. Onunla kavga edemezsin. Olanı değiştiremezsin. Evet, onlar birbirlerini çok sevdiler.
Ama öyle acılar çektiler ki. İnan onların yerinde olmak istemez. Ama sen, sizin önünüzde upuzun bir hayat var. Noktası konmuş bir hikaye yüzünden. Neden gözün arkada kalsın ki? Seyit intikamını alıp geldiğinde sırtındaki kamburdan kurtulacak. Yüreğinin yükünü atacak. Yeni bir başlangıç olacak. Şuraysa kapısı kapanmış bir mazi olarak kalacak. Sen de onları yok etmek için uğraşma. Bırak Seyit'in kalbinde öyle durduğu yerde sararsın. Beni de onun kadar sever mi peki? Senin onu sevdiğin kadar seveceğine eminim. Yalvarırım, öldürün beni. Dayanamıyorum artık, öldürün beni. Sen bana diri lazımsın. Çıkarın şunu. Ne işin var senin burada? Ne demek ne işin var? Yarın gelecektin. Nasıl bir oyun çeviriyorsun sen? Bir numara yok. Belgelerin hazır. Sarhoş musun sen? Çıkarın şunu. Ellemeyin onu. Kız bana sağlam lazım. Onu sana söyledim özellikle, zarar verme ona diye. Kaçacaktı. Şimdi kaçacak halde değil. Yeter. İndir o silahını. Yarın gelecektin. Sen telgraf çektin gel diye. Tuzağa düştüm aptal. Seyit. Ateş edin. Seyit! İndir silahını, öldürürüm Ali'yi! İndir silahlarını. Silahımı atsam da beni gözlerimin içine baka baka öldürebilir misin Pedro? At silahını, öldürürüm dedim. Sen anca sırtından vurursun adamı. Kalleşçe. Haince. Misha! Misha! Misha, Osman'ı vurdu Seyit. Yaklaşma. Seyit, ne olur öldür. Yalvarırım, öldür onu. Seni kurtaracağım Alia. Biraz daha sık dişini. Yaklaşma, sıkarım beynine. Kardeşim bu hainin kurşunuyla can verdi. Anamı babamı kurtaramadım ama seni kurtaracağım Ali. Silahını at! Ali'yi bilmem. Ama sen bugün her halükarda öleceksin Pedro.
Bunu sen göremeyeceksin dostum. Bak mezarın bile hazır. Ne kadar aşağılık birisi olsan da senin gibi tecrübeli bir asker, silahında kalan 6 kurşunu hesap eder. Birini yaverin bacağına sıktın, 3'ünü bana. Etti 4. Bir tanesini zavallı Ali'ye sıktın. 5. Son kurşun kaldı Petro. Bu zevki sana tattırmayacağım dostum. Bak gör işte. Yine ben kazandım. Bu kadar kolay ölmeyeceksin. Celil, Ali'ye yaverin arabasına götür. Celil, Seyit yalnız bırakma. Merak etme. Şimdi tek kişilik bir ordu. Seni çok iyi tanıyorum Seyit. Silahsız bir adama ateş etmezsin sen. Bu kardeşimi öldürmeden önceydi. Sen hiç kazanmadın Petro. Ne iyi bir asker oldun, ne de iyi bir düşman. Herkesi kandırdın. Ama kendin biliyordun şerefsizliğini, değersizliğini. Şerefinle ölmeyi bile hak edemedin sen. Hayır! Böcek gibi kıvrana kıvrana öleceksin. Hiçbiri seni öldürecek yaralar değil. Seyit. Seyit! Seyit yapma. Çıkar beni buradan. Çıkar beni buradan. Neyin varsa senin. Yaptığın hataları düşünmeye bol bol vaktin olacak. Seyit. Seyit! Yapma Seyit. Seyit! Kurtulmayacağım evvel. Çok para var. Çok para var! Yapma!
şartlarda bile iyi operasyon yaptık. Çok kan kaybetmiş. Ama güçlü kadın. İyice bakılırsa çabuk toparlayacak. Nasıl bakarız? Hem de nasıl? Allah sizden razı olsun doktor bey. Geçmiş olsun. Sağ ol. Aşk olsun, ben uyuyorsun sanmıştım. Çok güzel uyudun. Ben bir şeyler hazırlayayım. Gel buraya. Yanımda kal. Mürvet. Mürvet sahibi çağırdı, ben onlara geçiyorum. Tamam anneciğim. Rahat rahat sevişin diyor. Seyit, şşşt. Neden? Ne oldu? Ayıp mı? Yok. Ben sana bu kelimeyi yasaklamadım mı? Demedim zaten ayıp. Deme. Dilediğin gibi sev beni. Canın istediği zaman yanıma sok. En ağır uykularımdan uyandır beni. Bu ne Mürvet? Ben sen bunları yakacaksın demedim mi? Ben rahat edemiyorum onlarla. Gel buraya gel. Şimdi sobayı yakıyorsun. Ben bunları kendi ellerimle yakacağım artık. Yeter. Hayır ne olur söyleme, utandırma beni. Hayır gel buraya. O sobayı yakacaksın. Ben bunları kendi ellerimle yakacağım dedim sana. Anladın mı beni? Çok ayıp. Çok ayıp ama. Allah'a şükürler olsun. Her türlü illetten kurtulduk. Ben şimdi bir kemik kaynatır, çorba yaparım ona. İki güne koşturur. Evelallah. Güzide nerede? Aa. Sahi nerede o? Acım. Seni dinlenmen lazım. Ama zorladıkça zorluyorsun. Bak yaran kanayacak, Allah korusun. İyiyim ben, bir şeyim yok. Bugünden itibaren bu yara iyileşene kadar buradan çıkmak yok. Hem bak artık ortalık da sakinledi. Peşinizde de kimse yok ama olsun. Yine de dinleneceksin. Sabri Ankara'ya taşınacağını söyledi. Bana ne zaman söyleyecektin? Söylemenin canımızı acıtmayacak bir yolu var mı Celil? Ben kaderimizi kabullendim. Hayır, kaderimiz bizim elimizde. Değil. Celil kaçalım. Yarın iyileşir iyileşmez buradan gidelim. Gözünde sana böyle bir şeyi nasıl yaparım? Asıl beni sensiz bırakma. Ben seni görmeden yaşayamam. Böyle şeyler söyleme lütfen. Ben hayatım boyunca senden başka kimseyi sevmedim. Yalvarırım kaçalım. Ne olur beni burada bırakma. Yahya Bey. Hayır. Ona dokunmayın, beni öldürün. Yüzüne çekil. Bırak Güzide gitsin. Ne hesabın varsa benimle gör. Asla. Ölümse eğer ben hak ettim. Yeter ki ona dokunmayın, ben razıyım. Sen bu adamı gerçekten uğruna ölecek kadar çok sevdin mi? Yahya Bey, ben sizi aldatmadım.
Sadece siz, ben ona aşıkken hayatıma girdiniz. Ben sadece çok sevdim. Cezam ölümse eğer ben razıyım. Kurt Seyit, Kurt Seyit. Söyle Kurtçuk. Murka seni çağırıyor. Neden? Celal'imden mektup gelmiş. Ya. Niye seninle göndermedi peki? Ya gel işte, herkes toplandı. Bana bak. Şuradan yine mektup mu geldi yoksa? Bak hır çıkacaksa baştan bileyim. Ya hayır, yemin ederim vallahi. Hadi gel. Söyle o zaman, merak ettim. Hadi gel ya. Bak herkes seni bekliyor. Yine ne haltlar karıştırıyorsunuz bakalım. Çok sevineceğim. Neler olduğunu bir de ben öğrensem. Ha bana bak. Askeri okuldan kabul mektubu mu geldi yoksa? Hayır. Bana bak Kurtçuk, doğruyu söyle. Evet. Ne oldu Murka? Al bakalım. Sen herhalde bunun içine ne yazdığını biliyorsundur. Evet. İkimize yazmış ama ben açmadım. Sen oku istedim. Hadi oğlum, hepimiz çok merak ettik. Sevgili kardeşim Seyit, yengem Mürvet. Biz çok iyiyiz. Artık iyice Amasyalı olduk. Buraya tam anlamıyla yerleştik. Güzide de çok iyi. Sizlere selam söylüyor. Seyit de ellerinizden öper. Buranın havası adaşına çok iyi geldi kardeşim. Burada bizim oralardan çok insanla ahbap olduk. Aluşta'dan, Kislabozuk'tan bir sürü kişi tanıdık. Mektubu da sana buradaki ahbaplardan biriyle yolluyorum. Celil Kâmi. Mektubu kim getirdi?
katil olmuş olabilir. Kardeşim. Sakalları. Ama Mehmet. İyiler abi. İyiler. Amasyalılar abi. Oğlanlar küçük. Yolculuk yapamazlar diye çıkmadılar. Abi. Bir Osman'ımız daha oldu. Biliyordum. Biliyorsun. Çok şükür. Çok şükür her gün rüyalarıma girdi. Her gün rüyalarıma girdi biliyor musun? Abi. Celillere çok yakın oturuyoruz abi. Alıştadaki gibi. Her şey yerlerinde. Keyfimiz yerinde. Bir eksiğimiz sizdiniz. Yok, yok. Eksik yok. Eksik yok. Bundan sonra beraberiz. Bundan sonra beraberiz. Bak kim var burada. Mürvet. Murkan. Tanıştık abi. Kayınvalidem Emine Hanım. Sen ne zamandır biliyordun? Bir ay önce. Amasya'ya henüz gitmeden yazmışlardı bana. Mahmut abiyi bulduk galiba diye. Ben emin olmadan seni heyecanlandırmak istemedim. Bana da Kırımlı birisi seni soruyor diye haber gelince... heyecandan elim ayağım tutuştu seni göreceğim diye abi. Sonra Celil gözleriyle görüp emin olunca... haber verdi bana. Biz de hazırlıklara başladık. Bak 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 abisi bak. Bak bak. Burada da kim var? Lemon uçka. Lokum lokum. Anlaşmaz mıyım? Ver onunla. Uçka. Uçka. Benim aslan kardeşim. Bugüne kadar sana ulaşmak için gelene geçene ismimi söyleyip durdum. Dedim ki ben Kırımlı Kurt Seyit Eminov. Kardeşim Mahmut Eminov'a sesimi götürsünler diye her gece dua ettim durdum. Ama adım kadar emindim biliyor musun? Seni bulacağım adım kadar emindim. Ben de senin hayatta olduğuna adım kadar emindim abi. Bugüne kadar yarımdım. Eksiktim. Ama şimdi bu saatten sonra... geride bıraktığım aluştama, kardeşime ve toprağıma kavuştum. Bundan sonra bize ayrılık yok. Hep birlikte olacağız. Allah ayırmaz. Kardeşim Mahmut'a. Mürvet'e de. Mürvet'e de. O buldu sayılır. Murkaya. Murkaya. Murkaya.